Cenab-ı Allah da aklın ihtiyacını almayacak şekilde bizi imtihan ediyor. Zorluk olması gerekiyor imtihanda. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda olursa onun adına imtihan denmez, keyif denir. Öyle imtihan olmaz. Güzel ahlak zorluk içinde belli oluyor. Mesela ben hapse düşüyorum, yine devam ediyorum. Tımarhaneye koyuyorlar, yine devam ediyorum. Bu bir yiğitlik, delikanlıktır. Ama korkup kaçsam, bilmem ne yapsam falan, hicret demiyorum. Bazı kardeşlerim hicret eder. O ayrı mesela, Fethullah hocamız falan hicret ediyor. Bu delikanlılık olmaz, kaçsa. Yorgunum dese, bu da yakışmaz. Hastayım dese, bu da yakışmaz. Hazreti Eyüp hastaydı. O hastalığına peygamberlik yapıyordu. Hazreti Yahya çok zor durumda kaldı. Hapse düştü. Düştü değil mi? Hapse koydular. Allah affetsin, düştü değil mi? Hapse koydu. Namazlarını, ibadetlerini kesintisiz devam ettirdi. Başını keseceklerdi. Allah'ı anarak başının kesilmesini istedi. Kabul etti yani. Direnmedi yani. Direnme derken tabii ki istemez, şey yapmaz ama yani Allah'a teslimiyeti tam oldu. Mesela Zekeriya Aleyhisselam da öyle, İsa Aleyhisselam zamanında her ikisi de çok zor şartlar var. Hiç futur getirmiyorlar. Yani insanlar diyor ki hani peygamberler mucize görüyorlar, rahat ediyorlar. Biz halkız tabii işte kanser oluyoruz, üstleriz, hastalanıyoruz. Onlar daha kolay şartlarda imtihan oldular demesinler diye Allah peygamberlerden çoğunun şehitliğine imkan vermiş. Hep böyle mesela peygamber Zekeriya Aleyhisselam ağaç kovuğunun içerisine saklanıyor. Ağacı biçerek şehit ediyorlar. Yani duyuyor testere sesini, geliyor yani etine doğru yaklaşıyor testere. Baki olan Allah'tır diyor sürekli. Maşallah. Yani bunu başkası olsa bas bas bağırır. Haşa, Allah'ı da inkar edebilir. Allah'ı unutabilir değil mi? Şey yapabilir. Baki olan Allah'tır, baki olan Allah'tır, baki olan Allah'tır. Şehit oluncaya kadar sürekli bunu söylüyor, bu zikri. Allah bakidir, Allah bakidir, Allah bakidir. Yani sürekli. Allah çok seviyor tabii böyle olunca. Mesela peygamber olarak gelmiş oluyor huzuruna. Öbür adam diyecek ki ya ben işkence çektim, eziyet çektim. O diyecek, Allah diyor işte bak hızarla kesildi. Değil mi? Sürekli beni andı. O devrin polisi sürekli peşindeydi Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın. O devrin polisi göz açtırmıyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da Roma askerler yani. Nefes aldırmıyorlardı. Yahya'ya da Hazreti İsa Aleyhisselam'a da. Hiç fütur vermediler. Var gücüne gayret. Mesela İsa Aleyhisselam Roma askerleri geliyor. Son derece tevekküllü, rahat. Tak 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 kapıyı vuruyorlar. Allah bir anda katını alıyor. Evet. İçeriye Yuda Üzeriyot dalıyor. Ya diyor burada yok diyor İsa diyor. Nereye gitmiş diyor. Sen bırak şimdi diyorlar bizi kandırmayı diyorlar. Sen İsa'sın diyorlar Roma askerleri. Allah bela olarak çok güzel bir şey meydana getiriyor. Halbuki orada iki kişi olması lazım. Değil mi? İçeri odaya girmiş. İçeri odaya girdiğinde İsa Aleyhisselam göğe alındı. O tek kaldı. Roma askerlerine burada yok diyor. Bulamadım diyor. Buradaydı diyor. Burada olması lazım diyor. İhbarcı o zaten. İmkansız diyor. Buradaydı diyor. Burada olması lazım diyor. Sen diyor bizi kandırmayı bırak diyorlar İsa diyorlar. Gel bak biz de seni götüreceğiz diyorlar. Ben İsa değilim. Ben İsa değilim. Bas bas bağırıyor. Son sözü de olur yani. Ben İsa değilim diye. İnşallah. Dinlemiyorlar. Feci şekilde işkenceyle öldürmüşlerdir. Yani elinden, ayağından, göbeğinden, ayaklarından çivilemişlerdir. Dizlerinden saatlerce işkence çekmiştir. Çok feci bir şekilde Allah öldürmüştür. Ondan sonra talebeler de tabii çok şiddetli imtihan olur. Çok sevimli onlar da. O hakikaten İsa zannediyor bir kısmı onun şeyde. Halbuki söylüyor İsa ben geri geleceğim diyor. Allah beni göğe alacak diyor. Geri geleceğim diyor. Buna rağmen
müthiş bir imtihandan geçiyorlar. Yani çünkü muazzam dehşet yaşıyorlar. Hem Yahya şehit ediliyor. Evet. Hem Zekeriya Aleyhisselam şehit ediliyor. İsa Mesih'i de çarmıhta zannediyorlar bu sefer. Benzetildiği için yüzü. Allah onunla yüzü benzetildi diyor. Çünkü kan revan içinde zaten. Saçı da uzun. Yani bakan uzaktan o zannediyor. Ama emin de olamıyorlar. O gibi diyorlar zaten. Ona çok benziyor diyorlar. Şeyde. Tarih kaynaklarda böyle. İncil'de de öyle geçiyor. Ona çok benziyor diyorlar. Allah'ın intikamı ondan. Yuda'dan. Yuda İzaryot'tan. Çok az bir para karşılığında kahpelik yaptı. İsa Mesih gibi dünya tatlısını feci şekilde şehit edeceklerini bildiği halde diyor Roma askerlerine bir avuç para karşılığında ihbar ediyor. Öncü oluyor. Gelin diyor ben size göstereceğim diyor. Şimdi orada muazzam bir tevekkül gerekir. İsa Aleyhisselam hiç futur vermiyor. Onun muazzam imanı İsa Aleyhisselam. Maşallah. Evet. Müthiş ya insan birçok şey el ayağı boşalır yani. Hiç gayet sakin. Kapıyı vurduklarında içeri girdiğinde kapıyı vurduklarında daha orada Allah alıyor, katını alıyor. Yani görüntü alem boyuttan alıyor. 1000 yılda Allah'ın katına çıkmıştır. 1000 yılda da Allah'ın katından inecektir. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla 2002 İnşallah. İnişi.